Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş ayın 20'sine kadar Balık burcunda olacak. Sizin için önemli bir pozisyon. Karşıt burcunuzda birçok gezegen ve Satürn tabii ki Balık burcunda bulunuyor. Dolayısıyla özellikle ilişkilerle ilgili alanlarda daha fazla aydınlanmanın, gündemin ortaya çıktığı bir süreçtesiniz ve 10 Mart'ta tam da bu alanda 20 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuzda, yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için çok daha etkili, önemli olacağını söyleyebilirim. Yeni tanışmalar olabilir. Yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerde yeni arkadaşlıklar, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Süregelen ilişkilerinizde belki bunları biraz daha sağlamlaştırma, belki bir evlilik kararına yönelme olabilir. Çünkü Satürn uzun vadeli yapılandırmalar içinde sizi destekliyor. Özellikle ilişkiler alanında, yani ilişkilerinizin sorumluluğunu alma yönünde bu yeni ay önemli bir tesir içeriyor. Bununla birlikte işbirlikleri, ortaklı girişimler olabilir. Hizmet aldığınız kişiler, kurumlarla yapacağınız anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Tüm bunlar özellikle sizin için sosyal hayatınızda ve tabii ki özel hayatınızda ilişkilerle bağlantılı önemli bir ayda olduğunuzu işaret ediyor sevgili Başaklar. Evet, yönetici gezegeniniz Merkür ayın 10'una kadar Balık burcunda olacak. 10'undan sonra Koç burcuna geçecek. Bu durumda biraz daha ayın ortalarından itibaren ilişkiler ve ilişkilerle bağlantılı daha çok finansal konular, paylaşımlar, hesap işleri ve benzeri alanlarda da daha fazla enerji harcayacağınızı söyleyebilirim. Ve bu ay önemli bir gezegen pozisyonu var gökyüzünde. Ay düğümleri biliyorsunuz Koç terazi aksında. Tutulmaları da zaten bu alanda yaşıyoruz ve bu ay yine önemli bir tutulma yaşayacağız. Tutulmalar aslında orta vadede, yılın genelinde sizin için para, finans konuları, hesap işleri, kazançlar, gelirler, giderler, hani bunları biraz daha öne çıkarıyor. Ve kuzey düğüm yönünde Şiron kavuşumu meydana gelecek bu ay. Her zaman rastlanan bir açı değil, az rastlanan bir gökyüzü pozisyonu, o yüzden önemsiyorum. En son 50 yıl önce Şiron Koç burcundaydı. 55 yıl önce belki böyle bir kavuşumu yaşadık. Dolayısıyla sizin 8. evinizde meydana gelecek olan bu Şiron Kuzey düğüm kavuşumu önemli işaretler taşıyabilir. 5, 6, 7 Mart'ta netleşen bir kavuşum bu ama ayın genelinde de etkilerinin devam edeceğini söyleyebilirim. Şiron astrolojide bir kuyruklu yıldızdır. Bir gezegen değildir ama etkileri çok önemlidir. Mitolojik astrolojide yaralı şifacı olarak karşımıza çıkar. Yaşamımızda eksikliğini hissettiğimiz hatalarımız, yüzleşmemiz gereken konular, yaralarımız, şifalanması gereken konular, gölge yanlarımızla ilgilidir aslında. Bunları şifalamaya çalışırken aslında uzmanlaşırız da bu alanlarda ve başkalarına da destek olabiliriz. Özellikle şimdi 8. ev konularınızda hissettiğiniz eksiklikleri, buralardaki sorunları çözmek için size önemli ipuçları gelebilir. Çünkü Şiron'un sembolü bir anahtar. Sanki haritamızdaki kilitli noktaları açacak bir sembol gibi düşünürsek, kuzey yönü de olumlu çalışır. Yani çözüm odaklıdır, ileriye taşır bizi, yeni olasılıkları hayatımıza taşıyabilir. Bir para sorununuzu çözmek için bir yol bulabilirsiniz. Belki bir kredi alabilirsiniz, bir borcu ödeyebilirsiniz, yapılandırabilirsiniz. Özellikle ilişkilerle de bağlantılı bir ayda olduğunuz için evlilikler, ortaklıklar, belki ayrılıklar, boşanmalar, hani borç alacak konuları, eşinizle paylaştığınız kaynaklar, işbirliklerinden beklediğiniz kazançlar, gelirler, giderler, yani buralarda önemli açılımlar olabilir. Bir miras sorunu çözülebilir, bir nafakada bir gelir elde edebilirsiniz. Bununla birlikte belki bir kredi sorununu çözeceksiniz ve benzeri alanlarda önemli açılımlar olabilir bu ay, özellikle sevgili Başaklar. Ve Koç burcu Başak'la antisyen bir bağlantıda olduğu için biraz daha Başakları etkileyeceğini düşünüyorum. Özellikle böyle 12-13 derecelerde güneşiniz, yükselen burcunuz varsa ya da kişisel gezegeniniz varsa Şiron'un bu kavuşumu biraz daha önemli çalışabilir. Size çok fayda sağlayacak bir
kişi karşınıza çıkabilir. Sorun çözecek bir kişiyle tanışabilirsiniz veya önemli bir bilgi edinebilirsiniz. Kendinizle ilgili bir şeyleri keşfedebilirsiniz örneğin. Rehberlerle, danışmanlarla, öğretmenlerle, şifacılarla ilgilidir Şiron. Yani burada karşınıza çıkabilecek, size yol gösterecek önemli kişileri de, bağlantıları da sembolize edebilir sevgili başaklar, unutmayın. Ve ayın 20'sinden sonra güneş artık Koç burcunda parlayacak. İlkbahar ekinoksu, ilkbahar başlıyor. Yeni bir astrolojik yılımız da başlıyor ve 8. evinizde güneş parlamaya başlayacak. Nisan ayı da önemli burada, çünkü Koç burcunda güneş tutulması yaşayacağız. Çok daha önemli. Demek ki bu ay başlayacak etkiler, bu ay hissedeceğiniz tesirler Nisan ayında güçlenerek hayatınızda devam edebilir sevgili başaklar. Ve 25 Mart'ta Terazi burcunda dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız. 5 derece Terazi burcu tutulması para evinizde meydana geliyor. Evet, şaşırmıyorsunuz. Genellikle para konuları daha aktif bu ay. Dolunaylar sadece bir ay etkilidir ama ay tutulması olunca bunun tesirleri uzar. Yani en az 1-1,5 ay ve önümüzdeki Eylül'e kadar, bir sonraki ay tutulmasına kadar da aslında tesirlerinin devam edeceğini söyleyebilirim. Geçtiğimiz Eylül-Ekim ayında da biliyorsunuz Terazi burcunda güneş tutulması yaşamıştık. Bu alan aktifleşmişti. Belki o dönemde hayatınızda başlamış olan konular, yaptığınız girişimler şimdi belli bir aşamaya geliyor. Bir sonuç veriyor. Bazı hedeflerinize de ulaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak, bu burçların 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? 0-10 derece arası olarak bunu değerlendirebilirsiniz. O zaman çok daha güçlü çalışacaktır bu ay tutulması. Örneğin bir eğitime başladınız geçtiğimiz Eylül'de. Şimdi bunu belki bir işe döndüreceksiniz, para kazanmaya başlayacaksınız. Ya da işinizde bir aşama kaydedeceksiniz. Kazançlarınızla ilgili önemli dönüşümler olabilir. İş arayanlar için evet, iş bulma fırsatları olabilir ya da kazançlarınızla ilgili bir yapılandırma içerisinde olabilirsiniz. Yatırımlar olabilir, borçlanmalar olabilir. Size ait mal varlıkları ya da değerlerinizi dönüştürebilirsiniz. Bir şeyleri almak, satmak, mal sahibi olmak ya da bunları kiralamak, satmak, gelir elde etmek ve benzeri konular olabilir. Yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Kendinizi değerli hissedeceğiniz ya da kendinize değer katacağınız bazı farkındalıklarınız olabilir ve bunlarla birlikte hayatınızda belirli aşamalar söz konusu olabilir. Ama genel olarak hayatta biraz maddi manevi güvenle ilgili konuların çalışacağını, özdeğer ve güven konularınızın temellerinin atılacağını ve buralardaki bazı eksiklerinizi de tamamlamak için yollar arayacağınız, çözüm yolları bulacağınız bir dönemdesiniz. Terazi burcunun yöneticisi Venüs balıkta olacak bu tutulma sırasında ve ilişki evinizde olacak. Ve Jüpiter'le de çok güzel bir yerleşimde. Jüpiter'den zaten başaklar güzel bir açı alıyorlar şu sıralarda. Dolayısıyla bu tutulmanın daha yapıcı, daha şanslı olacağını söyleyebilirim. Yani çok zorlayıcı olacağını düşünmüyorum. Eş partnerden destek almanız, ilişkilerden destek almanız, hatta hayatınızda belki parasal sorunlarınızda size yardım edecek kişilerle tanışmanız, iş konularında, eğitim konularında ihtiyaç duyduğunuz, eksikliğini hissettiğiniz belki güvenin ya da maddi sorunların çözümü için yollar bulabileceğiniz verimli bir tutulma aslında. Büyük oranda bu tutulmadan çok güzel destekler alabilirsiniz sevgili başaklar. İşaretleri takip edin. Bu ay karşınıza çıkacak fırsatları iyi değerlendirin. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.